Merhaba arkadaşlar, okullarda 9 günlük ara tatil bu hafta Cuma günü itibariyle başlıyor. Öğrencileri Nisan ve Mayıs aylarında 29 günlük bir tatil bekliyor ve aynı şekilde e, bayram tatilinde de kritik gelişmeler var. Çünkü onun da birleştirilmesi ve 9 günlük bir tatil olması gündemde. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. da şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle tabloya bakıyoruz, yani ayın tablosuna bakıyoruz. Nisan tablosuna bak. 2-3 Nisan zaten tatildi yani Cumartesi pazardı ardından 9-10 Nisan'da yine hafta sonu tatili e, Cumartesi pazardı ve ayın 8'inde yani bu ayın e, bu hafta aslında Cuma günü öğrenciler e, okulu bitirdikten sonra ara tatile geçecek ve ara tatille birlikte 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nisan tarihlerinde öğrenciler bir haftalık ara tatil yani 9 günlük bir tatil yapacak. Ardından 23 24 Nisan yine hafta sonu tatili ve 30 Nisan ve 1 Mayıs yine hafta sonu tatili. Peki 1, 1 Mayıs'tan sonra 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs yine bayram tatili. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs kesin olarak zaten bayram tatili olacak. Ancak e, 5-6 Mayıs yani Perşembe Cuma günü de tatil edilip bu iki günün de arada kaynamaması e düşünülüyor ve bu iki günün yani 5-6 Mayıs'ında tatil edilip öğrencilerin bir hafta 9 günlük bir tatil yapması gündemde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunu da aktaralım ve 7-8 Mayıs yine tatil 14-15 Mayıs tatil e, 19 Mayıs Perşembe günü yine tatil ve 21-22 hafta sonu tatili 28-29 yine hafta sonu tatili ve öğrencileri toplamda 29 günlük bir tatil bekliyor. Özellikle bu süreçte dersinize çalışabilir, sosyal etkinlikler yapabilirsiniz. Özellikle bayraklarda e, bayram tatili dediğimiz gibi 3 gün sürecek ama Perşembe Cuma'da tatil edilmesi gündemde. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.